Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da Kadir Gecesi'nin ne zaman? Geçmiş videolarımızda gününe kadar vermiştik. Yalnız bu Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz ve Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bizler de tekrar bir hatırlatma gereği olarak da kardeşlerim bu videoyu çekiyoruz. Vesile olduğumuz kişiler de inşallah o gece Kadir Gecesi'ni ifa ettiklerinde bizlere de hayır dualarını eksik etmesinler inşallah. Yani özellikle 2023 ve 2024 Ramazan üzerinde hadisler ışığında bir beklenti var. Bu beklenti içerisinde bir sayhanın sesin geleceğine dair ona değineceğim ama bir sonraki videomda onun ne olduğuna ışık tutacağız inşallah ayetle ilgili. Ayetten bir gönderme yapacak. Rabbimiz bildiriyor zaten. O nedenle bugün sadece Kadir Gecesi ile ilgili konuşacağız. Şimdi Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gece. Yalnız bunun gecesini Allah Resulü'nün o uzun hadisini tekrar hatırlatıyoruz. Biz isteyenler diğer videomuzda da bunu oradan bakıp izleyebilir. Yani 15'inden sonra arayınız, 20'sinden sonra arayınız, tek gecelerde arayınız. O dönem 27'sine denk geldiği için odur budur şekilciler, şirkçiler, bidatçiler, mezhepçiler ve Diyanet bu işin ön ayağı olarak da Kadir Gecesi'ni 27'ye sabitlediler. Oysa ki öyle değil. Yani bunu belirtelim. Kadir Gecesi kardeşlerim, gününü söylüyorum. Hani Cuma günü nasıl sabit bir günse, Kadir Gecesi'nde günü sabit. Bunun günü de cumartesi pazara bağlayan gecedir. Yani çiftten teke geçerken cumartesi pazara bağlayan gecedir. Hani 15'inden sonra arayınız hadisi itibariyle çiftten geceye bağlayan gecedir. Bu yılda biz bunu 2 yıl evvel hatta durumumuza koymuştuk YouTube'da. Uzun bir sürede orada kalmıştı. Biz o zamandan 8 Nisan'ı söylemiştik. 8 Nisan'da hani varsa olacaksa bir şey Ramazan ayı içerisinde Kadir Gecesi 8 Nisan. Şimdi herkesin bilip bilmeden kafalarına göre belli rakamlar veren var. Nisan'ın 23'ünü verenler var. Ramazan'ın 23'ünü verenler var. Nisan'ın 23'ü malum zaten bayram son günü. Ramazan'ın 27'sini verenler var. Ya bunların hiçbiri değil kardeşlerim. Biznillah Allah'ın izniyle Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in 18'ini 19'una bağlayan gecedir. Yani bunu belirtelim inşallah. Yani bu hicri takvim, yani kameri takvim, işte miladi takvim, güneş takvimine göre de 8 Nisan kardeşlerim. O gün özellikle Kadir suresinin 5. ayeti olan o gün tan yeri sabaha kadar açık ve nettir. Berraktır, yere de yakındır. Yani özellikle en büyük alameti budur. Genelde bunu da yine belirtelim. Ana videomuz haricinde orada da belirtmişizdir ama yine de belirtelim. Kadir Gecesi'ni yakalamak isteyen kişiler, bizi izleyenler direkt yakalamış olacak biznillah. Olur ya, yılın diğer günlerinde her abdest aldığınızda bir kez Kadir suresini veya 3 kez okumanız bu Allah'ın lütfu ihsanıyla sizlere gösterilecektir, bildirilecektir Kadir gecesini yakalama durumu. Bir de nasıl yakalanır başka türlü örneğin? İstihare namazıyla. Yani bununla da Allah'tan isterseniz, Allah'a sorarsanız İnşirah suresi 8 Rabbine sordur. Rabbine yönel değildir. Bunu atanlar zaten bilgisizler olduğu için bir sürede 2 kez Rabbine yönel demez. O nedenle Rabbinize soracaksınız. Çünkü her şeyi en iyi bilen, her şeyin sahibi olan Allah'tır. Ona soracaksınız. Ne diyor? Ben kullarım beni sana soruyorlar. Onlara de ki ben onlara şah damarından daha yakınım. Onlara çok yakınım. Onları işitir, görürüm ve onlara cevap veririm der. Nasıl cevap veriyor işte? Başta rüya yolu olmak üzere ayır zaman insanları ve Resul ve Nebilerin olmadığı dönemlerde
Bu şekilde cevap veriyor Rabbimiz. Bir de ilham oluyor. Yani örneğin radyoyla, televizyonla, gazeteyle, hayvanla, gökyüzüyle, her şeyle bir şekilde cevap verir. Ama en başta olanı rüya iledir. Bunu da belirtmekte fayda var kardeşlerim. Yani o nedenle bu iki elzem konu üzerine Kadir gecesini yakalama, özellikle 5. ayeti takip etme, o gün evvelinde birkaç gün öncesinde hava kapalı olur, yağmurlu olur, rahmeti önce gelir, onun arkasından çıkar. Hani kardelen gibi düşünün. Karlar yağar, üstünü kapatır, sonra kardelen içinden çıkar. Bunun gibi kardeşlerim, Rabbimiz de Kadir gecesini gizliyor, saklıyor. Ama alametleri ne dedik? Özellikle dünyada görebileceğiniz 2-3 gün öncesinde, hatta bir gün öncesi de olabilir. Başlar yağmurlar veya havanın kapalı olması. Akabinde tam açtığı sırada, çünkü böyle düşünün, niye o gece tam vaktine kadar gökyüzü yere yakın ve açık berraktır? Çünkü gökyüzündeki bulutların tamamının çekilmesi, kayması lazım. Bulutları Allah-u Teala ne yapıyor? İşte sularla dolduruyor. Ve bu bulutları gökyüzünde yere akıtaraktan, rahmet olarak akıtaraktan gökyüzündeki bulutları temizliyor. Gökyüzünü o günü cam gibi berrak ve yere yakın görürsünüz. Pırıl pırıl, berrak, temiz olur. Yani bunu o yüzden anlatıyorum özellikle. Hani neden bu 2-3 gün önceden başlar yağmur, hava kapalı olması? Bundan dolayıdır kardeşlerim. Bunu da size başka kimse de söyleyemez. O nedenle bu günlerin kıymetini, değerini bilin. Ramazan-ı Şerif'in değerini bilin. Kadir Gecesi'nin kıymetini bilin. Yani 10 emrinde birini yapan kurtuluşa erecek dönemdeyiz. Yani bunu çok iyi değerlendirmekte fayda var. Çünkü öyle fitnelerin, fucurların olduğu bir dönemden geçiyoruz ki. En azından düşünebiliyor musunuz? Yani Kadir Gecesi 80 aydan hayırlı, 1000 aydan hayırlı bir gecedir. O gece bir günlük kaza namazı kılarsanız örneğin, düşünün bir ömürlük namaz kılmış gibi sayılacaksınız biznillah. Allah'ın lütfu ihsanıyla, inayetiyle, nusretiyle. Bunu değerlendirmenizi acizane bir kardeşiniz olarak bildiririm. İnşallah inanan, inanmayan, kendi görüşü olan olmayan, kendi hocası, şeyhi olanlar kendileri bilir. Ama bunu bir kulak ardı etmeyin. Göreceksiniz, siz de şahit olacaksınız. Gördüğünüz rüyaların evveliyatında da bizlere yazma durumunuz olabilir sosyal medya üzerinden. Bizler de bu konularda sizlere severek vesile olmak durumundayız inşallah. Dediğim gibi kardeşlerim, alametler belli. Özellikle 18'i 19'a bağlayan Ramazan'ın gecesi, Kadir gecesi. Normalde de işte 8 Nisan Kadir gecesi. Rabbim dediğim gibi dualarınızı bizlerden eksik eylemeyin. Dualarınızı, niyetinizi kabul eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin inşallah diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz.